Merhabalar, ben doçent doktor Fevzi Cengiz, genel cerrahi uzmanıyım. Erken evre kolorektal kanser, kanser hücresinin henüz mukoza içerisindeyken veya mukozanın hemen altındaki dokuya tam girmeden 1/3 girmiş şekline biz erken evrede yakalanmış kanser diyoruz. Şimdi kanser tanılarını koyarken değişik argümanlar var. Neler var? Kan tahlillerimiz var, radyolojik tetkiklerimiz var ve endoskopik, direkt bakarak koyduğumuz tanılar var. Erken evre kolorektal kanserini hiçbir şekilde kan yoluyla ya da radyolojik tomografi PET-CT çekerek koyamıyoruz. Mutlaka ki bu tanıları koymak için radyolojik olarak belli bir kitle, yer kaplaması lazım. Dokunun, yabancı dokunun vücuttaki görünebilsin PET-CT'de, tomografide veya kanda. Bunun kolonoskopik olarak kolorektal kanserde tanısını koymanın tek yolu oraya kolonoskopi cihazıyla girip çekkuma kadar ulaşıp dokuya, mukozaya tek tek bakmamız gerekiyor. Tabii kolonoskopi bu durumda çok önemli hale geliyor, dikkat ettiyseniz. Yani bir kanseri erken tespitteki aracımız, argümanımız, aletimiz kolonoskop. Tabii kolonoskopi oldum, çıktım yeterli midir? Bunun bir kalitesi var mıdır? Düzeni var mıdır? Arttırılabilir mi bu başarı? Arttırılabilir. Nasıl arttırılabilir? Bir sürekli bu işlerle uğraşan kişiler olabilir ya da kolonoskopi yapılan cihaz kaliteli olabilir. Kolonoskopi cihazının kalitesinden önce kolonoskopi yapan hekimin buna süre ayırması gerekiyor. Yani kolonoskopi yaptım çıktığın süresinin mutlaka ki bir 6 dakikanın üstüne çıkmalı ve inceleme süresi uzamalı. Çünkü mukozada atlanabilecek bir lezyon olabilir mi? Tabii ki olabilir. İnsanlık hali görünmeyebilir. Peki bu görme olasılığını arttırmak için bu sorun tabii ki düşünülmüş ve çözüme ulaştırılmaya çalışılmış. Bunun için de kolonoskopi cihazları geliştirilmiş. Hatta sanal kolonoskopik cihazlar, sanal yazılımlar da var bunun için. Siz görmeseniz de yazılım size lezyonun olduğunu işaret ederek, hatta yakınlaştığınızda ne olabileceğini, kanser olup olmayacağını bilgisini verebilecek düzeyde kolonoskopi cihazları var. Ancak şunu da söylemek lazım. Ülkemizde kolon kanseri için taramalar yapılıyor ve beyaz ışık kaynağıyla kolonoskopi yapılmakta. Bunun için de araştırmalar yapılmış. Acaba beyaz ışıkla değil de bu tarz doku tanıma özelliği olan yapay zekalı kolonoskoplarla yapılan işlemlerle arasında fark var mı? Doku tespiti açısından süre ayrıldığında yapan kişinin tecrübesiyle bunun bir fark oluşturmadığını, beyaz ışık yüksek çözünürlüklü kolonoskopların da doku tespitinde, doku fark edilmesinde yeterli olduğu bilgisi var. Şimdi doku tespitini sağladıktan sonra yüksek çözünürlüklü, beyaz ışıklı kolonoskopla dokuyu tespit ettiniz. Bunu nasıl biz erken evre olduğunu fark edeceğiz? Soru bu. Yine bir tomografi, yine bir görsel bir şey, radyolojik bir şey ya da kan tahlili bize çare sağlamıyor. Çünkü mukoza düzeyinde bir radyolojik tetkik yok. Yine bizim dokuya bakmamız lazım. Ama bu kez beyaz ışık kaynaklı kolonoskoplar yeterli gelmiyor. İlla ki doku tanıma özelliği olan kromoanyonik kolonoskoplarımız veya bu tarz yapay zekalı kolonoskoplar cihazlarımız olması gerekiyor. Ve bu cihazlarla edilen görsellerle oluşturulan sınıflamaları bilen bir hekim olması lazım. Çünkü neye baktığınızı bilmiyorsanız çokacak sonuçtan da bir anlam çıkmıyor. Burada dokuyu gerçekten boyayarak ya da kolonoskopi cihazının sağladığı teknolojiyle ışık ve dalga boyunu ayarlayarak ya da piksel çözünürlüğünü arttırarak gelen ışıktaki bilgisayar yazılımlarıyla dokuda kontrast oluşturuyoruz. Bu kontrast, bu farklılaşma bize neyi sağlıyor? Damarı, yüzey yapıyı ayrı ayrı değerlendirmemize ve buradaki olası değişikliklerle yine yapılmış sınıflamalar üzerinden bize ne kadar mukoza içinde mi, derinde mi, kanser mi, değil mi bilgisi aktarıyor. Tabi zaman içinde kolorektal kanserde bu tarz erken evre lezyon tespit etmek bir hayaldi. Günümüzde çok sık karşılaşır olduk ve bu da bize cerrahideki gelişmeleri arttırdı. Artık biz erken evre kanser gördüğümüzde standart bir cerrahi bağırsak bölümü çıkartalım demiyoruz.
Yine endoskopik yöntemle, şu an için ismi submukozal diseksiyon. O dediğim mukozanın altında daha çok sirayet etmemiş bölümdeyken boyut ve ebatı önemsiz bir şekilde kesiyerek çıkartabiliyoruz. Ancak biz cerrahlar olarak bunun bir ilerisini görebiliyoruz ki Amerika'da yine geliştirilen teknolojiler var. Şu an için güncel 1900'lerin ortalarında başlayan sadece anal kanal bağırsan son bölümünü ilgilendiren şekilde transanal cerrahi yapıyoruz. Bu transanal cerrahi de ilk oluşurken değişik isimlerle oluştu ama şu an için standartize bağırsan o bölümünde yani son bölümünde rektum dediğimiz alanda bu tarz erken evre bir lezyon yakaladığımızda biz orayı tam kat bir şekilde makat yoluyla çıkartabiliyoruz. Gelişen teknolojiyle biz bunu endolüminal cerrahiye evrileceğini ve endolüminal bir cerrahi işlemle kolondaki erken evre lezyonların da yine bağırsak çıkartmadan sadece bağırsan hastalıklı bölümünü çıkartılarak tedavi edilebileceğini çalışıyoruz ve biliyoruz. Şu an için hayvan deneylerinde bunlar yapılmakta. Zamanla da kliniklerimize gelecekler. Erken evre kalın bağırsak kanserini fark etmeniz mümkün değil. Kanserlerin çoğunun %80'inin sporadik, rastgele çıktığını, herhangi birimizde olabileceğini bilmemiz lazım. Bu sporadikleri fark etmek için tabii bütün herkese her dakika yapacağımız bir işlem değil bu. Meşakkatli bir işlem. Ama ülkemizde 50 yaş üstüne rutin öneriliyor. Hiçbir şekilde bir gaitede gizli kan falan yaptırmayın. Gidin kolonoskop olun. Ama ne bileyim ben bir şikayetiniz var. Dispeptik şikayetleriniz olmuş. Karnınız şişiyor. Hemoroidal şikayetleriniz var. Kolonoskopi yaptırmaktan geri durmuyoruz biz. Hastalarımızı öneriyoruz. Şans eseri çıkan oluyor mu? Oluyor. Ama esas daha erken yapılmasını önerdiğimiz kişiler ailenizde bir birey de varsa hatta iki birey de varsa biri akrabanız çok yakın akrabanızsa birinci derece akrabanızsa kolorektal kanser değil kolorektal kansere benzeyen rahim kanserleri gibi kanser öyküsü hikayeniz varsa o zaman 40 yaşında hatta 25 yaşında çok polipli olan genç yaşta insanlar var. Onların çocuklarının çok daha erken 20 yaşlarda kolonoskopi yaptırması gerekmektedir. Ama dediğim gibi standartize etmek, dünyada şöyle yapılıyor demek, ülkemizde 50 yaş dedim ama şöyle yapıyor demek mümkün değil. Kişinin kendisini bilmesi ve 50 yaşındaysa hemen yaptırması değilse riski faktörlerini düşünmesi gerekiyor. Ailemde var mı, yakın akrabalarımda var mı ya da benim bir şikayetim var, benim makatımda bir kanama var diyorsa artık bir kolonoskopi yaptırmasını tavsiye ediyorum. Kanser insana yapıştığı zaman, insana bir kanser tanısı konduğu zaman ömür boyu kanser tanısından uzaklaşamıyor ve atlattım diyemiyor. Ama bu değişiyor mu? Değişiyor. Erken evrede, mukoza düzeyinde bir kanseri tedavi ettiğinizde kişinin yaşam süresi bu ama bu cümleyi net söylemek o kadar zor ki davranış kansere bağlı. Kanser yayılacak mı, tekrarlayacak mı yakın takip gerektiriyor. Çünkü bir yerde oluştuktan sonra daha başka bir yerde oluşabilir mi? Oluşabilir. Ya da bir yerde oluştu, davranışı agresif mi, yayılabilir mi? Daha mukoza içerisinden metastaz yapmış, uzağa gitmiş kanserler var mı? Var, görebiliyoruz. Ama biz bunları yazı tura atarak değil, kişinin dokusundaki patolojik incelemeler sonucu elde ettiğimiz veriyi öngörerek yapıyoruz. Keşke bilsek de yarın ne olacağını yarına göre davransak. Ama şu anki verilerle yarını öngörerek kişiye sizin artık tedaviniz gerek yok, takipte kalın. Ya da size bu tedavi yetmedi, ekstra bir tedavi daha yapmamız lazım. Kişiye özel sunuyoruz. Bunu genelleyerek söylemem çok mümkün değil. Ama erken evrede yakalandığınızda ömür süreniz kısalmayacağını bilin. Erken evrede kanserinizi tespit edin.